Kayseri Mutfağı'ndan merhaba. Bugün parmesanlı tuzlu kurabiye yapacağız. Kıtır kıtır ağza dağılan bir kurabiye olacak. Hemen yapımına geçiyorum. Bir tane yumurta kullanacağım. Karıştırma kabına alıyorum yumurtayı. 100 gram oda sıcaklığında tereyağım var. Onu da ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı yoğurt kullanacağım. Yoğurdun koyu kıvamlı kısmından aldım. Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içim var. Onu da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biberim var. Yarım çay kaşığı kabartma tozu. Ve bir tatlı kaşığı da tuzum var. Bir avuç da maydanoz kullanmam gerekiyor ama videoya başlamadan hemen önce fark ettim ki evde taze maydanoz yokmuş. Neyse ki dondurucuya önceden atmış olduğum maydanozlar vardı. Size de göstereyim hatta bu püf noktasını. Maydanoz ya da dereotunu yıkayıp güzelce kuruttuktan sonra kıyarak şöyle fermuarlı poşetlerin içine koyup dondurabilirsiniz. Daha sonra ihtiyacınız olduğunda kolayca çıkarıp kullanabilirsiniz herhangi bir işleme tabi tutmadan. Ben de bugün bu maydanozlardan kullanacağım. Son olarak kurabiyeye adını veren peynirimiz parmesanı ekliyorum. Eğer parmesan bulamazsanız ya da tadını sevmiyorsanız eski kaşar gibi sert bir peynir kullanabilirsiniz. Daha kolay bulabileceğiniz ya da damağınızın daha alışık olduğu. Şimdi tüm malzemeleri bir karıştıracağım önce. 2 su bardağı kadar un kullanacağım. Genellikle 2 su bardağı yeterli oluyor ama her zaman söylediğimiz gibi un miktarı her zaman değişebilir. O yüzden azar azar kontrollü olarak ekleyeceğim. Yanında da ne olur ne olmaz diye 2,5 su bardağı un bulunduruyorum. Hamurumuz hazır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçiyoruz. Kurabiyelerin güzelce düzgünce dilimlenebilmesi için dondurmam gerekiyor. Bunun için bir streç filmi saracağım öncesinde rulo haline getirerek. Yine her zaman olduğu gibi Koroplast'ın streç filmini tercih ediyorum ben. Neden? Çünkü herhangi bir streç filmi elinize aldığınız zaman acaba ucu neredeydi, bulabilecek miyim, şu kenarından tutsam kesin gelir falan gibi bir strese giriyor insan ister istemez. Ama Koroplast'ta böyle bir şey yaşanmıyor çünkü kestikten sonra şuradaki bıçağına yapışık halde kalıyor. Şöyle ucunu kolayca bulabiliyorsunuz. Şöyle çekip öne getiriyorum. Ve pratik bıçağı sayesinde sadece tek parmağımı kullanarak şöyle kolayca kesiyorum streç filmi. Streç filmi masanın üzerine yaydım. Şimdi hamurumu alıyorum. Öncelikle elimle şöyle bir miktar uzatıyorum. Devamını streç filmin üzerinde yapacağım. Şöyle elimle bastırarak yana doğru genişletiyorum, uzatıyorum. Streç filmi üzerine kapatıyorum. Şöyle sarıyorum güzelce. Kenarlarından da şöyle güzelce çeviriyorum. Koroplast streç film hamura sımsıkı sardığı için buzdolabı kokusu kesinlikle hamura silmeyecek. Bu yüzden gönül rahatlığıyla dondurucuya kaldıracağım. Bir 30-45 dakika kadar dinlendireceğim. Böylece hamur bir miktar kendini toparlayacak. Sonra bıçakla kolayca dilimleyeceğiz. Kurabiye hamurunu dondurucudan çıkarıp dilimlemeden önce tepsiye hazırlayacağım. Yağlı kağıt sereceğim tepsiye. Yine Koroplast'ın yağlı kağıdını tercih ediyorum. Çünkü Koroplast'ın bu yağlı kağıdı kesilmiş halde satılıyor. Yamuk kestim, kesemedim, bıçak neredeydi derdi yok. Hemen kabından çıkartıp seriyorum tepsiye. Pişirme kağıdı sayesinde kurabiyelerin yanma yapışma derdi olmayacak. Tepsi de kirlenmediği için sadece pişirme kağıdını alıp atacağım ve tepsiyi dolaba kaldıracağım. Şimdi kurabiye hamurunu çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi donmuş epeyce. Rahatça dilimleyebileceğim şu anda. Keskin bir bıçakla ince ince dilimliyorum. Görmüş olduğunuz gibi hafifçe köşelenme olmuş. Kenarlarından bastırarak yuvarlak bir şekilde almasını sağlıyorum. Ve Koroplast yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Parmesanlı kurabiyelerimiz hazır. Fırını 180 dereceye ısıttım. Şimdi fırına veriyorum. Üzerleri kızarana kadar bir 15-20 dakika pişireceğim. Kurabiyelerimiz pişti. Kenarlarından hafifçe kızardılar. Şimdi fırından çıkarıyoruz. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yine videonun sonunda çıkan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.